selam dostlarım, kanalıma, videoma ve hatta evime hepiniz hoş geldiniz. Bugün beni en çok heyecanlandıran videolardan birini çekeceğim. Başlıktan da anladığınız gibi bugün sonunda ev turunu çekiyoruz. Evlendiğimden beri en çok sorulan sorulardan biriydi bu benim için. Ev turunu ne zaman çekeceksin, işte ev turu videosu gelecek mi diye. Şu şekilde evlendiğimizde biz biliyorsunuz ki Ahmet'in bekar evinde kalıyorduk ve daha sonrasında bu evi alıp bu eve yerleştik. Şöyle evlenmeden önce bir ev alma hayalimiz vardı. O yüzden de evlilik sonrasını bekliyorduk ve ben birkaç aylığına onun evinde idare ettim. Daha sonrasında bu eve taşındık ve şöyle söyleyeyim, bu evde gördüğünüz her şeyi neredeyse kendim yaptım. Yani Ahmet'le beraber yaptık ve o yüzden bu ev bizim için çok değerli ve hem ilk evimiz hem de böyle kendi istediğimiz gibi dizayn edebildiğimiz güzel bir ev oldu. İçimize sindi. Henüz eksikleri var, bitmedi ama biliyorsunuz ki yakın zamanda atanma haberimi aldım ve o yüzden de tadilatları durdurduk. Yani şu an bu eve hiçbir şey almıyoruz ve hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü bu evden gidebilme ihtimalim var. Yani umarım inşallah Kayseri olur ama çok düşük bir ihtimal. O yüzden gidecek olmak bir tık beni üzüyor. Ama tabii ki de atandığıma da çok seviniyorum. O yüzden yani bir şekilde belki birkaç yıl sonra tekrar geri döneriz ya da gittiğimiz şehirleri çok severiz ve dönmek istemeyiz. Ama şu an için birazcık bu evden ayrılacak olmak beni üzüyor. Hatta biraz değil, bayağı üzüyor. Çünkü hem yeni yeni oturmaya başlamıştı hem yeni yeni bir şeyleri düzenliyorduk ve böyle her şeyi içimize sine sine yavaş yavaş yapıyorduk. Siz de biliyorsunuz, ara ara size de gösteriyordum. Bu arada yakında bu çıta uygulamaları nasıl yaptığımı gösterdiğim ayrıntılı bir video çekeceğim. Onun dışında evde merak ettiğiniz şeyler varsa, çekmemi istediğiniz şeyler varsa bana aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve umarım gidersek, yani inşallah gitmeyiz ama gidersek de gittiğimiz yerlerde güzel şeyler, güzel evler buluruz. Ve çünkü benim gerçekten ev rahat ettiğim bir ortam, yani yaşam alanım ve ben gerçekten görselliğe çok önem veren bir insanım. O yüzden de gittiğim yerleri de inşallah bu kadar güzelleştirebilirim. Şimdi daha fazla konuşmadan eve geçelim. Şimdi dostlarım, öncelikle evde tek başıma, o yüzden elimden geldiğince gösterip açıyı ayarlamaya çalışacağım. Hem bazen kameranın arkasına geçerim, bazen de kameranın önüne geçip size tüm ayrıntısıyla göstermek istiyorum. Öncelikle kapıdan girdikten hemen solumuzda böyle bir vestiyer var. Bu vestiyer eve aldığımızda yoktu ve tamamıyla ben çizdim. Ve Ahmet'in tanıdığı bir arkadaşı vardı, o yaptı. Buradan ona teşekkür ediyorum. Şu şekilde burada böyle hani girdiğimizde anahtarlarımızı koyabileceğimiz ya da işte böyle aksesuar tarzı bir şeyler koyabileceğimiz bir kısım yapmak istedim. Ve bunları da kapatamayacağımız için bu kısmı böyle tasarladık. Daha sonrasında da normal diğer kısımları bu şekilde yaptık. Bu kısım yakından böyle oldu. Şunu daha önceki evimizden getirmiştik. Onu da oraya astık ve anahtarlarımızı falan öyle yapıyoruz. Bu da gerçekten hayattaki en sevdiğim oda kokusu olabilir. Şöyle netliyorum bilmiyorum ama Ekron'un bir kokusu ve böyle mağaza kokuyor. Çok güzel. Evden girişte hemen bizi bunlar karşılıyor. Ve bu şekilde bir kareli kapak seçtik ve hatta bu işte karşıda gördüğünüz çıtalarla da bayağı uyumlu oldu. Şimdi hemen size içinde bir şey göstereceğim. İçi dağınıksa kusura bakmayın ama eğer ki bir vestiyer yaptırmak istiyorsanız gerçekten içini bu şekilde küçük küçük böldürün. Normalde sadece şu ve şu alttaki raf vardı. Ben tüm rafları tekrar ikiye böldürdüm ve gerçekten çok daha kullanışlı. Buradan da bunun bilgisini vereyim. Ve hemen kapının sağ tarafındaki duvara ise böyle bir çıta yaptım ve üzerine griye boyadım ve üzerine bu şekilde bir yazı astım ve bence çok şık durdu. Girişte bu şekilde oldu tamamen. Bu griyi bir tık daha açık isterdim açıkçası ama orada seçerken gözüme açık göründü ama böyle de çok güzel oldu. Böyle girişi geniş açı olarak bu şekilde ve üst kısmına da bu şekilde bir avize kullandım. Çok şık oldu bence, yani benim içime sindi. Ve daha sonra bu sağ taraftan gittiğimizde burada hemen bir kapı var ve burada bir tuvaletimiz var. Şu şekilde tuvalet dolapları falan çok şey değildi ama yine de büyük ve güzel. Belki ileride güzel dolaplar yaptırabilirim diye düşündüm. Bu kısım da genel olarak bu şekilde.
Yani giriş kısmından hemen girdiğinizde bu sağ tarafta bir tuvalet var. Karşısı hemen mutfak ve açık mutfak olmasını aşırı beğendim. Bu evi beni bağlayan şeylerden biri bu olmuştu. Ve hemen sol tarafa girdiğimizde bir salonumuz var ve burada da oturma odası tarzında bir yer var ama ben buraya yemek odası yaptım. Şimdi buraları göstereceğim. İlk olarak burada bir salonumuz var ve biz burayı oturma alanı olarak yaptık. Şimdi öncelikle evimizde ayrı bir salon tarzında bir yer oluşturmak istemedik çünkü bizce salon çok gereksiz. Yani eşimle aynı fikirdeydi ve biz burayı, yani en büyük odayı direkt yaşam alanı olarak yaptık. Yani hem oturma odası hem misafir odası tarzında bir şey oldu. Hem şık hem de spor tarzı yapmaya çalıştık o yüzden de. İlk olarak bu duvarı televizyon öncesi oluşturmayı planladık ve şu arka kısma duvar kağıdı yaptık. Bu böyle annemlerin eski evinden kalan bir duvar kağıdıydı ve tam oldu buraya. Daha sonra burada bir çıkıntı vardı ve bu görüntüyü nasıl kapatırız diye düşündük ve buraya ahşap paneller yaptık. Gerçekten bunlara çok uğraştık ve bunların hepsini burada bırakacak olmak beni bir tık üzüyor. Daha sonrasında da buraya böyle 3 metrelik bir dolap astık ve böyle televizyon ünitesinin görüntüsü bu şekilde oldu. Ve normalde eğer araştıranlar varsa biliyordur, bunlar normalde panel şeklinde satılıyor ve sadece bu duvarı 4000 liraya falan mal ediyorlardı. Bu bize çok pahalı geldi, o yüzden de dedik ki belki kendimiz yapabiliriz. Ben alt kısmı şuradan artan boyayla griye boyadım. Biraz daha açtım beyazla. Ve daha sonrasında üstüne böyle küçük ahşaplar bulduk. Yani bunları tren yoldan aldık. Şu an bulabilir miyim bilmiyorum ama eğer isteyen olursa link atarım. Normalde benim aklımda böyle düz düz görüntüler yapmaktı. Yani şu aralarda da boşluklar yapmaktı. Ama bunlar böyle standart olduğu için ve biz dümdüz kesemeyeceğimiz için dedik ki böyle bir şey yapalım. Sonrasında bu kısım da çok boş olduğu için buraya da bir yazı asmak istedik. Mutlu olmak için harika bir gün. Hatta bunu atandığım gün paylaşmıştım ve bunları yaparken Ahmet'le atandığım günü konuşmuştuk. Şu an onu yaşamış olmak da çok mutluluk verici. Salonun diğer kısımlarına gelir. Buradaki ağacımı diğer evden tanıyorsunuz zaten. Onu böyle o köşeye koymak istedim ve aşağısına böyle küçük aksesuarlar kullandım. Daha sonrasında burada bir üçlü koltuğumuz var. Burada bir dörtlü koltuğumuz var. Özellikle koltuğu dörtlü yaptırdım. Aşırı spor duruyor. Ve çok beğendim görüntüsünü. Buraya bir sehpa tarzında bir şey ve perdelerimiz. Daha sonrasında bu kısımda böyle oldu ve şuraya küçük bir post halı tarzında bir şey atmak istiyorum. Bu kısım biraz daha boş görünüyor ama kalır mıyız kalmaz mıyız bilmediğim için henüz almadık bir şeyler. Bu berjerleri döner berjer yaptırdık ve gerçekten hem rahat kullanışlı hem de şık duruyor. Ve şuraya da böyle bilirsiniz klasik şömine tarzı şeyler var ya, buraya da böyle bir şömine yaptırmak istiyordum aslında iki tekli koltuğun ortasına. Ama dediğim gibi şimdilik onlarda kaldı. Ve bu kısımda da yine böyle arkadaşımın bir hediyesi olan ağacım var. Salonun hemen yan tarafındaki odayı da böyle yemek odası şeklinde tasarladık. Ve bu köşeyi de Ahmet'le beraber yaptık. Şu kısım boya değil, bu da bir sticker. Evin birçok yerinde sticker kullandık ve bayağı kaliteliler. Bunları tren yoldan aldık. Daha sonra bunu eniştem yapmıştı. Bize bunun içinde aynası paramı düştü. Bunları da Ahmet'le beraber hazırladık ve hatta açılarını da Ahmet'le beraber boyadık. Şurada bir tane daha vardı ama o biraz açıldı. Onu da tamir edip tekrardan asacağım. Burada Duman Bey'imizin evi var. Buraya çok girip çıktığı için buraya direkt evini koymak istedik. Ve şurada bir masa var. Ya bu masa aslında bizim eski evden kalma bir masa. Bu masayı değiştirmek istiyorduk ama geçici olarak buraya koy. Buraya aslında böyle uzun ahşap masalardan almak istiyordum. Böyle 12 kişilik falan tam bir yemek odası tarzında. Buraya da ahşap bir konsol almak istiyordum. Bu benim eski çalışma masam biliyorsunuz. Bunu birazdan göstereceğim size. Misafir odasını alacağım ve buraya bir konsol alma düşüncem vardı ama şu an alabilir miyim bilmiyorum. Şimdilik burası bu şekilde duruyor ve genel olarak görüntüsü bu şekilde. Buraya da küçük sehpalarımızı koyduk ve burada ip perde tercih ettik. Ve böyle bir hiçbir fon tercih etmedik çünkü manzarası çok güzel. Şöyle göstereyim. Hem ışığı kapatmak istemedik hem de manzarayı kapatmak istemedik. Hem de bu oda için çok gerekli değildi.
Daha sonra bu yemek odasının hemen karşısında uzun bir koridor var. Arka taraf böyle yatak odalarına geçilen bir taraf ve bu koridoru da yine devam etmesi açısından bir işte çıta uygulaması yaptım ve yine aynı şekilde boyadım. Böyle tam bir otel görüntüsü olsun istedim. Kapılarımla da çok uyumlu oldu ve çok içime sindi. Şu şekilde hemen sağ tarafa döndüğümüzde mutfağım beni karşılıyor. Burayı görmüşsünüzdür videolarımdan, reelslarımdan. Şu şekilde mutfağıma hemen girişte böyle sol tarafa bir hello yazısı astım. Böyle hem giriş hem de daha böyle tatlı durdu. Hemen girişte aşağı tarafta gördüğünüz, daha önceki videolarda falan da gördüğünüz Duman'ın mama kabı var. Ve böyle girişte ben bir şeyler hazırlarken sürekli orada bir şeyler yiyor. Bu çok mutlu ediyor beni. Daha sonra hemen içeri giriyoruz ve bu şekilde sağda dolaplarım var. Ve dolaplarım çok kaliteli değil. Hatta hiç memnun değilim dolaplarımdan. Ve hatta gönül isterdi ki bu alt kısımlar da beyaz olsun. Ama ne hikmetse kırmızı yapmışlar, bilmiyorum. Ama yine de böyle çok kötü değil yani. İçime sindi. Bu şekilde her şeyimi, ankastrelerimi falan her şeyimi gri almaya çalıştım. Bayağı uyumlu oldu. Küçük ev aletlerimi de hep gri almıştım. Şimdi hemen dolapların bu kısmına da böyle bir kahve köşesi yaptık. Burası boştu. Hiç duvar yapılmamıştı. Ne yapsak diye çok düşündük. Ama böyle hem ucuz maliyetli hem de hemen yapabileceğimiz bir şey olsun diye bunu Trendyol'dan sipariş ettim. Banko olarak geçiyor. Mutfak bankosu olarak. Tam uydu böyle ölçüleri falan da. Buraya böyle kahvelerimi, çaylarımı koydum. Daha sonrasında buraya böyle kahve makinelerimi koydum. Bu Philips'in kahve makinesinden istiyorum. İnşallah o da gelirse onları da buraya yerleştireceğim. İşte aşağı tost makinem. Daha sonra aşağısında başka bir elektronik aletim. Böyle tüm elektronik aletlerimi topladı. Çok iyi oldu. Bu arada benim çoğu, hatta hepsi neredeyse, bir tek bu hariç. Bu Vestel, diğerleri Arçelik. Küçük ev aletlerimin hepsinden çok memnunum. Almayı düşünenler varsa Arçelik'e bakabilir. Bu köşenin görüntüsü de bu şekilde. Daha sonra buradan gittiğimizde böyle mutfağa girdiğimizde L şeklinde bir mutfak. Aslında bu kısımda masa yeri için tasarlanmış. Bu masa da eski evimizden. Belki hatırlıyorsunuzdur taşınma videolarından falan. Buraya da böyle yuvarlak ahşap masalar var ya, onlardan almak istiyorum. Ya ahşap ya da böyle mermer görünümlü olanlardan. Ve bu köşeye de böyle bohem tarzı minik minik stikerler yapıştırdık ki hem böyle mutfağa renk versin. Çünkü gri bir tık boğmuştu burayı. Hem de böyle kapılarla uyumlu olsun diye. Buranın manzarası çok güzel. Sabahları buradan bir sürü video ve fotoğraf atıyorum, biliyorsunuz. Gerçekten çok beğeniyorum buranın manzarasını. Perdelerim de bu şekilde. Elinizle açıp kapananlardan plisel dedikleri. Aslında biz buradaki evi bu manzara için aldık diyebilirim gerçekten. Biz normalde bu ev alma işlerine çıktığımızda aslında Ahmet'le 2+1 bir ev bakıyorduk. Çünkü 2 kişiydik ve yeterdi ve hatta Ahmet'in önceki kaldığımız evi de 2+1'di. Daha sonrasında böyle gezerken falan ev fiyatları aşırı artmıştı. Bu evi bulmak bizim için büyük bir şanstı açıkçası. Gerçekten hayattaki tüm şansımızı burada kullanmış olabiliriz. Şöyle, bu ev 4+1 bir ev ve aynı 2+1 fiyatında olduğu için biraz da biz bu evi aldık ve bu manzara için aldık açıkçası. Hem manzarasının güzel olması, hem yerinin güzel olması ve hem de 4+1 olması ve hem de 2+1 fiyatında olması bizi cezbetti. Ya normalde evin içerisinde işte mobilyadır, şudur, budur, hiçbir şey güzel değil. Böyle işte mutfak mobilyaları, işte tuvalet mobilyaları, banyo mobilyaları hiçbir şekilde güzel değil. Hatta eve geldiğimizde duşa kabinler falan yoktu. Hala da yaptırmadık. Ama dedik ki Ahmet'le, ya dedik hani biz ileride kendimizin olursa bu ev, istediğimiz gibi içerisini yaptırabiliriz. Hem yeri güzel, hem manzarası güzel, hem 4+1, hani onun dışındakiler bizi çok ilgilendirmedi açıkçası. Biraz da o yüzden böyle dolaplarım falan bir tık daha kalitesiz. Ama eğer işte ileride burada yaşarsak hepsini tekrardan yaptırmayı düşünüyoruz.
Daha sonrasında bu dolabın içerisinde kombi gibi bir şey var. Aslında ısıtıcı değil de yani. Normalde merkezi ama su için kombi var. Ve geldiğimizde evde böyle bir dolap vardı. Biz de bunu buraya taktırdık ve ben altına böyle takım olması açısından Trendyol'dan yine bu Bangkok tarzında bir şey aldım ve bu köşede böyle güzel oldu. İşte oraya ekmekliğimizi falan koyduk. Çok tatlı oldu bence. Sonra bu kısım böyle Ahmet'in denizci saatini astığı ve çöp kovamızı koyduğumuz bir kısım. Bu çöp kovasını Ikea'dan aldım. Aşırı memnunum. Çöp kovası bakıyorsanız Ikea'dan bakabilirsiniz. Daha sonrasında burada bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde daha yine Ahmet'le kahve içtik. Böyle biraz keyif yaptık. Böyle buranın manzarası da çok güzel gerçekten. Böyle buraya da balkon mobilyaları almayı düşünüyorum. Mutfağımda genel olarak bu şekilde her şeyiyle göstermeye çalıştım. Yine buraya da böyle küp şeklinde avizeler aldım. Giriş ikilisini almıştım. Bu araları da böyle teklisini aldım. Yine aynı halıdan aldım böyle gri tarzda. Koridorların hepsi açık olduğu için bölmek istemedim ve hepsine aynı halıyı seçtim ve aynı avizeyi seçtim. Böyle sol tarafa döndüğümüzde yine aynı halı ve avizeler var. Şu ileride de bir küp avize var. Böyle hepsini takım yaptım. Şimdi arka yatak odası kısmına geçecek olursak. Bu arada böyle arka tarafa geçen yatak odası kısmını böyle bir kapıyla ayırmışlar ve çok güzel olmuş. Çok kullanışlı. Böyle ön tarafı tamamen yaşam alanı, arka tarafı da tamamen böyle yatma alanı gibi tasarlanmış. Hemen böyle sağ kısmımızda bir banyo var. Biz bu banyoyu çok kullanmıyoruz. Duman kullanıyor daha çok. Burada Duman'ın tuvaleti var ve böyle bir dolap falan koydum ve burada çamaşır makinesi yeri var. Evet, çamaşır makinesi yeri yapmamışlar. O yüzden ben şimdilik buraya aldım ama buranın hemen yan tarafı giyinme odam benim. Oraya almayı düşünüyordum. Aslında buradan bir delik açıp oradan çamaşır makinesini oraya alıp buraya da bir duşakabin yaptırmayı düşünüyorduk böyle boydan boya. Ama dediğim gibi şimdilik kullanmadığımız için böyle biraz daha depo tarzında bir yer oldu. İleride eğer burada kalırsak dediğim gibi bunları da böyle yaptırmayı düşünüyoruz. Daha sonrasında buraya böyle yine enişten böyle bir makrome yapmıştı bize. Onu da hemen böyle bir araya astım. Banyonun hemen yanında giyinme odası var. Burası aşırı dağınık. O yüzden göstermeyeceğim. Buranın da bir balkonu var. Orayı da böyle kapattırıp depo şeklinde yapmayı düşünüyordum ama şimdilik o da kaldı ama burayı da böyle tamamen işte dolaplarımız, kıyafetlerimiz, işte çamaşırlarımı falan burada asıyorum. O yüzden çamaşır makinesini de buraya getirmek istiyordum. Oranın hemen yanında koridorun hemen karşısında bir misafir odası var. Bu odadaki mobilyaları eski takipçilerim bilir. Burası aslında benim eskiden yaşadığım annemlerin evinde kullandığım genç odamdı. Böyle yatağımı falan hatırlıyorsunuzdur. Halım da yine oradaki halım. Burayı böyle annemler tamamen bana vermişti. Ben de burayı böyle misafir odası şeklinde tasarladım. Gelen misafirlerim, kardeşim falan hep burada kalıyorlar. Ve Duman'ın bazı araç gereçleri de burada. O da genelde burada uyumayı tercih ediyor. Ve buraya da kalan çıtalardan böyle bir şey yaptım ve içini rengarenk boyadım. Az önce yemek odasında gösterdiğim benim daha önceki masamı hatırlıyorsunuz. Onu da aslında buraya koymayı düşünüyordum ve böyle bir çalışma alanı şeklinde tam bir genç odası şeklinde olsun istiyordum. İşte eğer oraya kontrol alabilirsem onu buraya getireceğim. Bakalım ne olacak. Merhaba Duman Bey. Ve hemen bu odadan çıktığımızda sağ döndüğümüzde de bizim yatak odamız var. Yatak odamız da şu şekilde. Ben bu yatağı sadece yatağını istikbalden aldım başlığıyla birlikte. Komodinleri ve şifonyeri hatırlıyorsunuzdur. Yani biliyorsunuzdur bayağı Ikea'nın klasik modeli. Böyle aşağıya da yine bir pembe post attım ve tatlı oldu bence. O da küçük, o yüzden de böyle dolap dolap doldurmak istemedim. Yine bu girişteki karşı tarafta da hem odayla uyumlu olacak şekilde hem de böyle çok tatlı bulduğum stickerlar yapıştırdım yine. Aslında bunun üçüncüsü var. Onu da buradan böyle çıkartıp işte bir şey yapmak istiyordum ama o da şu an kaldı. Burada da küçük bir ebeveyn banyomuz var. Buraya da aslında ya böyle bir ayna ya da böyle büyük bir tablo asmayı düşünüyorum. Bu da böyle eski dükkandan kalma bir şeylerdi. Onları da şimdilik bu şekilde astık. Burada da yine bir balkon var ve
manzara var. Buranın manzarası da çok güzel. Her yere aynı şeyi söyledim. Her yerin manzarası çok güzel değil ama gerçekten tüm cephelerin manzarası çok güzel. Duman da hemen kapıyı açar açmaz fırlamaya başladı. Burayı da şöyle göstereyim. Burada da yine bir balkonumuz var ve buranın manzarası da yine bu şekilde. İçeri girelim hadi. Burası da bu şekildeydi. Dediğim gibi şu şifon yerden de aşırı memnunum. Benim her şeyimi topladı diyebilirim. Eğer ki böyle bir şey alacaksanız IKEA'dan bakın. Yani 6 tane çekmecesi var ve çekmeceleri çok kullanışlı, aşırı kullanışlı. Çok seviyorum. Ve böylece ev turumuzu bitirdik arkadaşlar. Duman için de çok iyi oldu bu evi almak. Çünkü diğer evde çok sıkılıyordu. Bu evde daha fazla at koşturabiliyorsun değil mi? Allah isteyen herkese nasip etsin gerçekten. Hatta daha güzellerini nasip etsin. Dediğim gibi bizim böyle ev alma macerasında yola çıkarken hiç böyle bir şey aklımızda yoktu. Ama bir anda kısmet oldu ve bir şeyler iyi gitti ve biz bu eve sahip olduk. Daha sonra, bundan sonraki hayatımızda bizi neler bekliyor, nereye gideceğiz, burada mı kalacağız henüz hiçbir şey belli değil ama en azından bu zamana kadar bunları yaşamış olmak bile benim için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bu evin hem ilk evim olması açısından hem de her köşesini Ahmet'le beraber yapmış olmak açısından bende bayağı özel bir yeri var ve ömrümün sonuna kadar da öyle kalacak. Belki ileride satarız ya da bilmiyorum. Belki tekrardan bu eve döneriz ya da hiç gitmeye de biliriz. Kayseri'ye de atanabilirim direkt. Bilmiyorum. Şu an bayağı her şey soru işareti ama şimdilik böyle nasıl olsa işte taşınacağım deyip hiçbir şeyi boş vermek istemiyorum. Ve Eylül'e kadar burada yaşayacağım için ve görselliğe çok önem verdiğim için yine ufak tefek bir şeyler de belki yaparım diye düşünüyorum. Zaten yaparsam da bir sonraki videolarımda görürsünüz. Bu arada videomu izlediğiniz için ve heyecanıma, evime ortak olduğunuz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bayağı uzun bir video olacak gibi duruyor. Ben hemen edit işlerine geçiyorum ve bir an önce yayını açmak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Ailemiz giderek büyüyor ve ben çok mutlu oluyorum. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.